Biz aslında size sunduğumuz projeyi biraz daha geliştirdik. Bu dosyayı incelemeden önce tesisi hep beraber yerinde bir görelim isterseniz. Aslında görsek çok iyi olur tabii. Gerçi ben 2 sene önce gitmiştim ama tabii bu göze bakmamıştım hiç. Bakın ne diyeceğim. Nasılsa okullar da tatil. Tesisimizdeki otele hepinize ailecek davet ediyorum. Hem sizin için tatil olur, hem orada gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. Fotoğrafları falan çekersiniz. Böylece dosyamız daha sağlıklı olur. Ay gerçekten çok güzel bir düşünce. O halde hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Ben bu akşamdan gidiyorum. Orada olacağım. Otel müdürüyle şimdi görüşürüm. Her şey için çok teşekkürler Özer Bey. Gerçekten çok incesiniz. Keyifli bir iş olacağı benziyor. Kesinlikle. Ben de bu işten çok umutluyum. Ben sizi yolcu edeyim. Rica ederim. Zahmet ederim. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. Ay tatile gidiyoruz ya. İnanamıyorum. Ben de geliyorum öyle değil mi? Gelmiyor mu? Bak burası kesişim kümesi görüyor musun? Şu taralı alan burada ortak olan sayı ne? 2. Evet gördün mü bak ne kadar kolaymış. Yağmurlar sinemaya gitti. Ben burada ders çalışıyorum. Uf ne kadar sıkıcı. Matematikten durumunu biliyorsun. Tatil boyunca çalışacağız diye babana söz verdin. Yoksa ben de tatilde sana ders çalışırım meraklı değilim. Uf sanki iyilik için yapıyorsun da. Ne yapayım babanın İsviçre'deki evlilik okuluna gitmem için gerekli yardımı yapacağımı söyleyince altında kalmayayım dedim. Hadi kümeler konusu bitti. Şimdi test çözelim bakalım. Uf çok sıkıldım. Biraz ara versek olmaz mı? Olmaz. Ben ne zaman istersem o zaman ara verecek. Gıcık mı olacağım? Hadi sızlanmayı bırak da önüne bak. Of. Olsam önüne bak. Ay ne güzel filmdi öyle değil mi? Bence de mutlu sonlara bayılırım. Ne saçma filmdi. Asıl aksiyon filmine gitmeliydik. Hı-hı. Saçma sapan bir kız filmiydi. Dikkat etsene Yağmur. Çok özür dilerim. Bir anda önüme çıktın. Seni göremedim. İyi misin? Aynı filmdeki çocuğa benziyordu. Ne kadar yakışıklıydı öyle değil mi? Hadi hadi. Hepimiz için harika bir tatil olacak bu. Ay düşünsenize. Karda yapılan romantik yürüyüşler. Şömine başında içilen sıcak şaraplar. Ya ne demezsin. Benim orada çok işim olacak. Böyle şeylere vakit bulacağımı hiç sanmıyorum. Bütün tesisin eskizlerini çıkarmam lazım. İyi ya sen işine bak. Yanımıza bir misafir getirebiliriz öyle değil mi? Misafir mi? E tabii getirebilirsin herhalde. Ne misafiri? Tanrı misafiri. Ay hemen alışverişe çıkmam lazım benim. Salopet, kar gözlüğü, polar mont, kar başlığına ihtiyacım var. Aa, bir de hepimize termal atletler almam lazım. Sonra akşam yemekleri için doğru düzgün yiyecek hiçbir şeyim yok. O kadar abartma. Sadece 1-2 gün kalacağız. Olsun. 2 günde olsa şık ve eksiksiz olmalıyım. Tabii yürü hemen alışverişe çıkalım. Hadi görüşürüz Hakan'cığım. Görüşürüz. Bir dakika. Kimi getireceksin sen? Aa sana ne be delimine. Görüyor musun şunun yaptığını? Gerçekten sana ne ya? Hem kızdan kurtulmak istiyorsun hem de kaşınıyorsun. Ay Makbuş ve Nana olmadan Hakan'la baş başa geçireceğimiz bu 3-4 gün ikimize de çok iyi gelecek vallahi Merve. Ay bence harika bir tatil olacak bu. Sen kimi getireceksin bakayım? Ay şimdi bağıracağım ya sana ne? Hayır bilelim de. Ay ben sana hesap vermek zorunda değilim. Canım kiminle isterse onunla gelirim. Şimdi böyle mi oldu? Evet böyle oldu. Kızılcıklarda seleleri de oldu. Ay çok kafiyeli oldu. Ay hadi Merve Hakan'a da soracağım daha bir şeye ihtiyacı var mı? Hadi. Hadi. Simgeciğim zaten benim kayak yapmaya falan vaktim olacağını zannetmiyorum. O yüzden bana bir şey almana gerek yok. Size iyi alışverişler. Ben de evi arayayım bizimkiler hazırlık yapsınlar. Ne yani onlar da mı gelecek? Evet bir sakıncası var mı? Şey yok da sadece çocukları götüreceğimizi sanmıştım. Yani hem onların ne işi var? Makbuş zaten yaşlı üşütüverir oralarda. Nana desen ne anlar kayaktan. Maazallah kırıverir bir taraflarını. Öyle ayrı gayrı olmaz hep beraber gideceğiz. Ay kuyruğumuz gibi onlarsız hiçbir yere gidemiyoruz ya. Ay hadi Simge ya ne olur hadi.
Şu işe bak ya. Kesin beni delirtmek için böyle yapıyor. Ya boş ver, takma kafan artık. Haklısın. Ne hali varsa görsün. Hah, şöyle rahatla azıcık. İşlerimizi bitirir bir güzel kayak yaparız. Sen ne zamandan beri kayak yapıyorsun? Üniversite yıllarında Türkiye şampiyonasında derecelerim bile var. Hadi ya. Sen üniversiteyi İzmir'de okumadın mı? Orada nerede buldun karı? Vardı abi. Bizim zamanımızda kar vardı İzmir'de. İzmir'de kar. Abi 45 derece in. Yap 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 yap. Dik tut, dik tut, tut. Belki mi yay gibi olsun. Evet, böyle tamam. Kır şimdi dizlerini. Kır 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 kır. Çok kırdın, dur. Ben bu odanın ortasında zor duruyorum ya. Karın üstünde nasıl duracağım böyle? Abi benim hocalığım iyidir. Sen bana güven ya. Kaç tane yengene kaymayı öğrettim biliyor musun sen? Sağa doğru eğil, sağa doğru. Eğil, eğil. Olacak, olacak, dur. O kadar değil. Ya yok ya. Sen bu işi beceremeyeceksin. Sen en iyisi kızakla kay. Öğretmenim sen olursan ben bu kadar öğrenirim tabii. Şimdi de suçu bana mı atıyorsun? Yetenek işi oğlum bu. Sen beni bir kayarken görsen aşık olursun vallahi. Şşt, ben mi? Saçmaladın yani Volkan. Ya lafın gelişi canım. Karda civa gibi kayıyorum vallahi. Bütün hatunlar hasta olacak bana. Gündüzleri kayarsın, akşamları da barda çıkarsın artık. Dalga geçmesene ya abicim. Yok yok. Bundan sonra kaçırmam ben senin programlarını. Sahnen çok iyi. Hakan. Bak bu annemin kulağına giderse çok kötü olur, çok ona göre. Yüreğine iner vallahi. Rahmetli babam bir keresinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmeye niyetlenmişti de annem boşanmaya kalkmıştı. Bu Merve kiminle gelecek biliyor musun? Tamam tamam, ilgilenmiyorum. Ah, evdekilere haber verecektim, unuttum. Alo Makbuş. Tatile gidiyorum. Oğlum nereden çıktı bu kar kayak tatili? Yok yok, ben gelemem evladım. Siz gidin. Ay benim romatizmalarım azar orada. Tamam tamam, biz hazırlığı yapmaya başlarız. Yok evladım, benim ne işim var dağda bayırda? Tamam tamam yavrum, gelince konuşuruz. Ay bu karda kıyamette bir bu eksikti. Ne oldu Makbuş? Kartalkaya'ya gidecekmişiz. Hakan hazırlık yapın diyor. Kartalkaya neresi? Dağın başında bir yermiş. Ay benim ne işim var bu yaştan sonra dağda bayırda? Düşer kalırım vallahi. Bir yerimi kırarım. Biz de mi gidecekmişiz? Evet. Hadi sen neyse de. E benim ne işim var orada evladım? Öyle ya, değil mi Makbuş? Öğretmenim misin benim ya? Ya rahat bırak beni ya. Ne oluyor evladım? Çabuk yukarı çıkıp tamamla şu testi, yoksa kötü olacak ona göre. Ne yapacaksın? Şşş. Ay hay. Hadi oturalım. Hay Allah. Geçin hadi. Ah hoş geldiniz çocuklar. Hoş gelin bulduk. Bakalım içeri. Hoş bulduk. Gamze akşamüstü seni alırım ben, tamam mı? Tamam. Üzmediler seni değil mi evladım? Ya ne demezsin. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Hadi gel. Hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Çocuklar babanız aradı. Kartalkaya tatile gidiyormuşuz. Ya, yaşasın. Orada da ders çalışmaya devam edeceğiz Emre'cim. Kızım bela mısın sen ya? Evet. Film nasıldı? Ay çok romantikti. Çocuklar acıkmadınız mı? Biz de söyleyelim. Pizza, 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 pizza. Aman ne anlıyorsunuz şu pizzadan canım? Pizza isteriz değil mi? Pizza, 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 pizza. Tamam, 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 tamam. Yaşamak yaşamak. Ay. Ay ne kadar şanslısınız. Biz tatilde hiçbir yere gidemiyoruz. Aman babamla İsviçre'de gittiğimiz kayak merkezinden sonra burası çok sıradan gelecek bana. İyi ya, sen de gelme o zaman. Hiç olmazsa biraz kafamızı dinleriz yani. Yani ben hatırlatmasam bu Makbuş'un hali ne olacak bilmiyorum. Ay tansiyon ilacını içmeyi her seferinde unutuyor. Sonra da hasta oluyor. Makbuş, hadi bırak onu, iç şunu. Aman kızım, sen de unutmuyorsun şu Meret'i bir türlü. Sana kalsa hiç içmeyeceksin. Doktor bunu düzenli kullanmanı söylemedi mi sana? Ne yapayım kızım, serseme çeviriyor bu ilaç beni.
Koy kızım şuraya. İkide bir yukarıdan alması zor oluyor. Gözümün önünde dursun bari. Aa, pizzacı geldi herhalde. Yaşasın geldi. Şeylersiniz ya. Çabuk tutsanıza elinizi. Aptal, şurayı doğru silsene. Anneciğim, niye bunları evde tutuyoruz? Atalım dışarı, açlıktan ölsünler. Ama hayatım, o zaman işleri kim yapacak? Senin narin ellerine ben nasıl kıyarım? Sonra kendiminkilere asla kıyamam. O da doğru ya. Salak salak bakmasanıza, silin şurayı. Oo, daha yapılacak bir yığın iş var. Anneciğim, sence prens beni beğendi mi? Aman nereden bileyim ben? Bütün gece o gizemli prensesle dans etti. O baloya gelmeden önce prens gözlerini senden ayıramıyordu ama. Yine de benden etkilendiğine eminim. Ona ne şüphe canım, kesinlikle. Suratıma bakacağına kapıyı açsana şabalak. Merhaba. Geçen gece baloda dans ettiğim prensesi arıyorum da. Acaba bunu ayağınıza deneyebilir miyim? Uşaklarınız, yardımcılarınız falan yok mu? Şu sıralar maddi durumumuz biraz sıkışık da kapı kapı kendim dolaşıyorum artık. Of, bu hayalin prodüksiyonu çok zayıf. Bir uşak bile yok. Aa, tabii, buyurun buyurun. Hadi kızım, denesene. Zorla, sensin o prenses. Zorla. İşte görmüyor musun? Zorlasana, zorla, zorla. Sevgili prensim, bir de kardeşim deneyebilir mi? Ay, ne alakası var canım? Prens baloda dans ettiği güzel kızı arıyor. Bir hizmetçi parçasını değil. Sakıncası yoksa deneyebilir miyim? Evet. Nihayet prensesimi buldum işte. Benimle evlenip sarayımda yaşar mısın? Ekonomik durumumu düzeltmek için bir ayakkabıcıda sigortalı olarak işe başlayacağım. Sizi prensesler gibi yaşatırım. Kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Kabul ediyorum. Efendim? Anlamadım. Ne kadar? 30 yeteri. Ha, buyurun. Aa, sen o pizzacı abisin. Tesadüfün böylesi. Hangi pizzacı abi? Küçük hanımla biraz önce sokakta çarpıştık da. İçeriye girmez misiniz? Yağmurcuğum, işinden alıkoymayalım istersen. Lütfen, oturum için. Çok teşekkür ederim ama... Ama ısrar ediyorum. Yağmur. Lütfen, çarpışmamız bir işaretti bence. Rica ediyorum, beni kırmayın. Kurtuluşunuz yok anlaşılan, lütfen girin. Peki, küçük hanımı kırmayayım o zaman. Buyurun. Buyurun. Ay, inanamıyorum. Kaderimde onunla bir daha karşılaşmak varmış. Ah, ah. La la la.
açık. İçeri girin. Gel bakalım yavrum. Babaanneciğim, senin gözlerin niye bu kadar büyük? Gözüme çok kaçtı evladım. İkisine birden mi? Ya sorma. Peki senin kulakların niye bu kadar büyük? İşitme cihazı taktım da o yüzden. Ama senin burnun da kocaman. Yeni estetik oldum. Şişleri hala duruyor. Peki ama senin ağzın niye bu kadar kocaman? Seni yiyebilmek için. Al da bunu. Bu daha lezzetli. Prensesim. Sen yemeyecek misin? Yok, ben tokum. Ben artık izninizi isteyeyim. İş yerinde sorun çıkmasın. İyi günler tatlım. Kardeşiniz mi? Hayır, o bizim bakıcımız. Arkadaşlarla bir kafede akşamları müzik yapıyoruz. Kafenin kartını vereyim size. Uygun bir zamanınıza gelirseniz çok sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Ama çok küçüksün. Seni içeri almazlar ki. Of. Görüşmek üzere. İyi günler. Bravo yani Nana, bravo sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Ne oldu Yağmurcuğum? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne oldu şimdi, anlamadım ki. Ne bileyim yavrum, bunların heyheylerinin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Babanızın bulunduğu adaya götürme görevi bana verilmemiş olsaydı, belki de hiç karşılaşamayacaktık sevgili prensesim. Hayat tesadüflerle dolu, öyle değil mi? Geminiz karaya oturmasaydı her şey daha güzel olacaktı ama... Prensesim, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen cüretimi bağışlayın. Sanırım ben size aşık oldum. Ay inanamıyorum, ben de. Prensesi sana yar etmem, anlıyor musun? Sen de nereden çıktın Kaptan Şuk? Ama o da nereden çıktı? Bu benim hayalim. Neyse, biraz heyecan katar hiç olmazsa. Prensesim, lütfen geride dur. Şimdi senin canını okuyacağım. Hadi gel bakalım. Seni öldürüp prensesle ben evleneceğim. Avucunu yalarsın. Korkma prensesim. Ben varken sana hiçbir şey yapamaz. Benim cesur ve yakışıklı prensim. Göster ona gününü. Gel bakalım. İşim bitti. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Yağmur, bir tanem neden böyle yapıyorsun? Ben sana küstüm. İyi ama ben sana ne yaptım bebeğim? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir de bilmiyormuş gibi davranma. Neden Onur'a o kadar yakın davrandın? Onur da kim? Kim olacak, pizzacı? Ben mi yakın davrandım? Tabii, o ağzının işine düşecektin neredeyse.
Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel, çünkü ondan çok hoşlanıyorum. İyi de Yağmurcuğum, o senden çok büyük ama. Olsun, beklerim, büyüyünce evleniriz. Öyle mi? Peki o zaman sana şunu söyleyeyim. İnan bana, benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten mi? Tabii, oyuncak yemini edebilirim. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Yanana, sana bir şey soracağım. Sor. Bir erkeği seninle ilgilen, nasıl anlarsın? Ah Yağmurcuğum, bir bilsem. Bu erkekler neden bu kadar kör oluyorlar? Bilmem. Sen de benim gibi bu yüzden acı çekiyorsun değil mi? Bu konuyu kapatalım bence. Aşk aslında güzel bir şey değil. İnsan acı çekiyor. Hadi bakayım, toparlan, aşağı gel artık. Bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Sevgili prensesim, seni bu kuledeki esaretinden ve zalim üvey annenden kurtaracağım. Ah, yaşasın. Ne yapıyorsun burada sen? Ben sana kaç kere bu pencere açılmayacak demedim mi? Hava alıyordum. Bana bak, bir daha bu pencereyi açarsan işte o zaman gerçekten havanı alırsın, anladın mı beni? Anlamadım da. Güzel, anlaman işime gelmez zaten Kezbancığım. Ben Kezban değil, Rapunzel'im. Benim için Kezbansın o kadar. Hadi uzat saçlarını. Kuleye tırmanıp kurtarayım seni. Ama ya saçım acırsa? Bir şey olmaz, hayal bu. Peki. Saçlarımı yıkıyorum ve her gün 100 kere fırçalıyorum. Böylece parlak, canlı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Siz de deneyin. Şu kadınlar ne kadar tuhaf oluyor. Bu durumda bile güzelliğini düşünüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana ne dedim? Üzülme prensesim. Bir gün mutlaka kurtaracağım seni. Of of. Özel bir rezervasyon için otele mail atmamızı söylemişti. Atayım mı? Mail adresi burada var. Hakan'la bana double, çocuklar için büyük bir oda. Ay bir dakika, bir dakika. 3 yataklı olsun. Peki sen? Tabii ki de double. Hakan'a da bir single. Bu kadar. Nana ile Makbuş? Onlar gelmiyor. Ay Hakan Bey. Sana gelmeyecekler dedim. Anlamıyor musun Merve? Hakan'a şimdilik bir şey söyleme. Ay benim için double oda ayırtık. Ayıp olmaz değil mi? Ne double odası be? Efendim Volkan. Ben niye gelmiştim buraya? İnsanda kafa bırakmıyorsunuz ki. Double odaymış. Tatile gelecek mi? Ay hayır tabii ki Özge. Ama bütün gün hazırlanırlar, şaka gibi yani. O hizmetçileri yanımızda götürecek değiliz herhalde. 40 yılın başı Hakan'la bir yalnız kalacağım, bir de onları çekemem hiç vallahi. Peki gelmeleri nasıl engelleyeceksin? Henüz bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Her şey hazır öyle değil mi Makbuş'un? Hazır evladım, her şey hazır. Merak etme. Ay daha biz gidip valiz hazırlayacağız. Hadi pizza söyleyelim. Ne pizzası evladım? Daha gündüz yediniz. Kaç çeşit mis gibi yemek yaptım. Ne yapsınlar? Çocuklar doymuyorlar pizzaya.
Hakan evladım, biz gelmeseydik. Aa, olur mu? Hep beraber gideceğiz. Evet, itiraz yok, herkes geliyor. Hı hı. Babacığım, sabah giderken buradan pizza götürelim. Belki orada bulamayız. Allah Allah, bu da kafayı pizzayla bozdu. Ben bir su alayım. Ben getireyim evladım. Aa, yok yok, siz yorulmayın, ben alırım. Alınca yarın bizimle gelecek hali kalacak mı bakalım Mahkuş Sultan? Susamışım vallahi. İlaç saati. Ay polis gibi peşimde bu kız vallahi. Ben bakarım. Hoş geldin. Hayrola Volkan? Sorma abicim. Kayak takımları benim arabaya sığmadı. Şunları senin arabanın üstüne koyabilir miyiz diyecektim. Tabii tabii. Bir dakika, anahtarı alayım da. Hakan. Ne? Ben kafayı yiyeceğim ya. Bütün gün Merve'yi sıkıştırıp durdum. Bir şey öğrenemedim. Sen biliyor musun kiminle gelecek bu kız? Nereden bileyim, bilsem söylemez miyim oğlum? Ben senin durumunu hiç iyi görmüyorum. Saplantı haline getirdim bu işi. Evet ama ne yapayım, kendime engel olamıyorum. Nedenini bilmiyorum ama sürekli onu düşünüyorum ya. Artistlik yaparken düşünecektim. Vallahi büyük eşeklik etmişim. Çok pişmanım. Dayanamam. Yani biriyle görürsen olay çıkarırım ona göre. Hadi oradan. Hadi hadi yürü yürü. Makbuş. Makbuş, neyin varmış? İyiyim evladım, iyiyim. Tansiyonu fırlamış yine. Ben biliyordum zaten. Ense köküme böyle yumruk yemiş gibiyim. Ay iyisin değil mi Makbuş? Ay iyiyim evladım, iyiyim. Doktor ilaç verdi, birkaç saate kendine gelecekmiş. İnşallah, inşallah. Kusura bakma, iki ayağınızı bir papuça soktum. Canım senden önemli mi Makbuş Sultan? Onu bırak da sen ilaçlarını almıyor musun? Almaz olur muyum evladım? Ben unutsam nana mutlaka içiriyor. Bak Makbuş, gerçekten kötüysen iptal edebiliriz. Yok evladım, olur mu öyle şey? Gidin siz, ben onun hep yanında olacağım, merak etmeyin. Ben de kalayım onlarla baba. Hay Allah, çok kötü oldu ya. İş için gitmiyor olsaydık kesin iptal ederdim de. Siz keyfinize bakın, ben buradayım. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Hadi kızım. Doktorun telefonu burada var. Bir şey olursa ararsınız, hemen gelir. Tamam. Ay canım. Hadi iyi tatiller evladım. Ah yavrum. Görüşürüz nana. Görüşürüz. Hadi görüşürüz yavrum. Nana. Görüşürüz Makbuş. Senin gelmeni çok istemiştim. Bir dahaki sefere. Hadi Hakan, geç kaldık. Oh. Hadi güzel. Makbuş sen yatsana, ben getiriyorum sana. Kızım bir şey yiyecek halim yok benim. Boşuna uğraşma. Olmaz. Ama ilaç içeceksin. Makbuş. Bunlar senin tansiyon ilaçların değil mi? Evet. Benim tansiyon haplarıma benziyor. İyi de bunların çöpte ne işi var? Ay sıkıntıdan çatladım vallahi. Dün gece Simge su içmek için mutfağa girdiğinde ben de peşinden gelmiştim. Çok tedirgin oldu. Yok canım, daha neler, ondan mı şüpheleniyorsun? Ondan her şey beklenir.
Ay ne oldu canım, bana da söylesenize. Nana. Simge işte. Canım nereden biliyorsunuz onun yaptığını? Başka kim yapacak? Peki neden böyle bir şey yapsın? Ah, çünkü Hakan'la yalnız kalmak istiyor. Bizim de gitmemize engel olmak için yaptı bunu. Gerçekten bunu Simge mi yapmış anlarız şimdi. Koy bakayım Nana ilaç kutusunu şuraya. Allah'ından bulsun. Hakan'ın bu kadından çekeceği var. Bakalım, bakalım. Şimdi gerçekten çok kızdım ama. Of. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi biraz eğlenirim. Evet. Gürültü etme demedim mi? Ama ne yapayım? Canım çok sıkılıyor. O zaman oyuncaklar ülkesine geri dön. İyi de Kulina orada bana çok kötü davranıyor. Sıkıysa sen git. Ben artık bu yaşamı seçtim. Hiçbir yere gidemem. Gördün mü? Kulina ikimizi de bir anlamda buraya hapsetti. Bizi hırpalayıp yordu. Sonra da küstürüp buraya gelmemize neden oldu. Yeter! Daha fazla konuşma. Peki. Yani olacak şey değil bu Simge'nin yaptığı. Aa. Ah, resmen akşam olmuş. Lafa daldık. Zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Kulina Hanımcığım, ne işiniz var sanki? Ocakta yemeğiniz mi var? Yani yapacak ne işiniz var demek istedim. Bırakın oyuncaklar mahallesindeki haylazlar kendi kendilerini idare etsinler. Evet Kulina, biz de yalnızız baksana. Hatta bu gece burada kal. Olmaz. Yerimi yadırgarım ben. Ben bakarım. Aa. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama okullar kapandığından beri Kulina Hanım'la görüşemedik de sizinle bir haber göndereyim istedim. Hoş geldiniz müdürcüm. Aman efendim, Allah'tan keşke başka bir şey isteseymişim olacakmış. Yüzünüzü gören cennetlik canım. Hazır Kulina Hanım'ı da bulmuşken şöyle acaba diyorum, baş başa bir yemeğe mi çıksak diyorum. Ay bilmem ki yani ha. Kulina'nın sana yaptıklarının intikamını almanın zamanı gelmedi mi sence? Seni burada ilkel bir hayata mahkum etmiş. Kendisi oyuncaklar dünyasında gününü gün ediyor. Adalet mi yani bu? Yani sen bunların hesabını Kulina'dan sormak istemez misin? İyi de nasıl olacak bu? Çok kolay. Bana güven. Bu müdür de allem etti, kallem etti. Kadıncağızı yemeğe götürmenin bir yolunu buldu. Makbuş, nasılsın? İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. İlaçları alınca düzeldim. Simge'nin bunu yaptığına inanamıyorum. Aslında çok iyi bir dersi hak etti. Boş ver, ne hali varsa görsün. Allah verir onun cezasını. Ev ne kadar sessiz değil mi? Ya şimdiden çok özledim çitlenbeğimle kukarcamı. Onlarsız bu evin ne tadı var ne tuzu. Döneceğim hiç aklıma gelmezdi. Hayret, hiç değişmemiş. Nasıl değilsin? Kulina kendi keyfinden ve güzelliğinden başka hiçbir şeyle ilgilenmediğinden her şey aynı duruyor. Buraya gelmekle iyi mi ettim hiç bilmiyorum. Merak etme, sen bu işi bana bırak. Hey sevgili oyuncaklar, çabuk buraya toplanın. Size verecek çok önemli haberlerim var. Uzak durun benden. Çekilin. Dokunmayın bana. Kulina'nın nesi var? Sersem mahluk. Kulina değil o.
E Kulina değilse kim bu peki? Kulina'nın yıllar önce Mavi Orman'a hapsettiği ikiz kardeşi Sulina bu. Nasıl olur bu? Sulina mı? Sulina mı? Sulina mı? Beni hapsetmedi aptal. Ben kendi isteğimle gittim. Olsun canım. Biraz apartmanın kimseye zararı olmaz. Aslında oyuncaklar dünyasının baş perisi Sulina. Ben Mavi Orman'a gidip onu kurtarmasaydım hala esir hayatı yaşayacaktı. Ama Kulina niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü onu kıskanıyordu. Ama artık Kulina'nın dönemi bitti. Sulina'nın dönemi başladı. Peki ya bu da senin diğer oyunlarından biri ise? Peki ya bu da senin diğer oyunlarından biri ise? Sersem Maluk. Ne oyunu? Oyun falan yok. Bundan sonra oyuncaklar ülkesinin baş perisi Sulina'dır. Ta 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 ta. Nasıl oluyor ya? Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Hayır, bunu kabul etmiyoruz. 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 Evet. Hayır, etmiyoruz. Aptal mahluklar, size mi sordum? Merak etme, yakında alışırlar. Gidip yönetime el koyduğumuzu onlardan önce Kulina'ya söyleyelim. Kulina mı? Of be of! İnsan tek başına olunca ayak çekilmiyor. Sıkıntıdan patlamak üzereyim ya. Kulina! Kulina! Sana bir sürprizim var. Kulina dünyaya gitti. Görüyor musun? Yine dünyaya gönlünü eğlendirmeye gitmiş. Dünyaya mı? İyi de sen Kulina değil misin? Kapat çeneni sersem kuş. Dünyada. Tamam Akar'cığım, tamam. Geçmiş olsun yavrum. Ne olmuş? Tamam evladım, tamam. Ay ne olmuş, ne olmuş? Bak görüyor musun kötülüğü? Döndü dolaştı, hak yerini buldu. Ay Makbuş söylesene ne oldu? Simge düşüp ayağını çatlatmış. Ne? Ya bu dünyada hiçbir kötülük cezasız kalmıyor. Ama gene de üzüldüm. Yarın sabah döneceklermiş. Ay çocukların tatilde yarıda kaldı. Ya. Ben bakarım. Lay 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 lay. Yahu şu Japonlarda inanılacak millet değil hanımefendiciğim. Nasıl akıllı bir oyuncak bu? Ne sandın Keltoş? Ağzı biraz bozukmuş bunun. Ay sormayın efendim, pili biraz zayıfladı da. Eh o zaman ben müsaadenizi istirham edeyim. Güle güle. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Sana da iyi geceler. Sen artık iyice yoldan çıktın. Dünyaya gelmeni tamamen yasaklayacağım, bak ona göre. Ama Kulina, oyuncaklar dünyasında çok garip şeyler oluyor. Şoker Mavi Orman'dan yanında bir kadınla geldi. Kadın mı? Ne kadını? Eşeği. Delirtme de söyle hadi. Burada öylece onu mu bekleyeceğiz? Hadi kalk dünyaya gidelim. İyi ama sen dünyaya gidebilir misin? Komik olma. Zaten her şey dünyada başlamıştı. Onunla yüzleşip kozlarımızı paylaşmanın zamanı geldi. Hadi kalk. Emin misin benim gibi bir kadın olduğuna? Tıpa tıpa aynı ama çok bakımsız. Garip bir görünüşü var doğrusu. Hay aksi, tam da sırasıydı. Ne oluyor bu ya? Eğer düşündüğüm gibiyse bunca yıl sonra neden ortaya çıktı acaba? Kulina söylesene. Sonra anlatırım nanacığım. Şimdi hemen gitmem gerek. Hadi Gorfo. Tamam. Gidelim. Hiçbir şey anlamadım. Ben de. Demek Kulina burada, öyle mi? Evet. Dünyaya geldiğinde ya okulda oluyor ya da burada. Okulda mı? Okulda ne işi var? Sorma. Okulun müdürü ona hayran. Demek ki erkekler konusunda yine aynı. Bayılır başkalarını kendisine aşık etmeye. Sorma. Aşk kadınıyım, aşk kadınıyım diye dolaşıyor ortalıkta. Ya. Gerçekten. Neyse. İlk önce sen gir. Benden şüphelenmesinler.
Şimdi ne yapacaksın Kulina? Heyecanlıyım. Bakalım neler olacak neler. Ne güzelsinmiş. Ne güzel kokuyor. Acaba Kulina Hanım'ın mendilini geri vermesem mi? Bir tutam koyup karıştıracaksın. Hay Allah, ödümüzü patlattın. Gitmemiş miydiniz siz Kulina Hanım? Bence bu Kulina değil. Nerede o Kulina, nerede? Sakın saklamayın benden. Ay üstüme iyilik sağlık. Bu kadın da nereden çıktı şimdi? Bilmiyoruz nerede olduğunu. Benden kaçamayacak. Bana yaptıkların hesabını soracağım ondan. Bulacağım onu, bulacağım. Kapı. Ay kapı, evet. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Sultanım. Mendilinizi ben de unutmuşsunuz. İade etmek için geldim. Sultanım, ne ilginç bir gece kıyafeti bu böyle. Ya. Etrafta garip bir koku var. Ocakta bir şey mi unuttunuz yoksa? Sultanım, buyurun mendiliniz. Çek elini benden. Ama sultanım, sıkılacak bir şey yaptım. Ay. Kusura bakmayın, bugün herde sinirleri çok bozuk. Evet, evet, ay. Saklayamayacaksınız onu benden. Bulacağım onu. Birdenbire neden böyle değişti hiç anlayamadım. Sultanım, Kulinam, tez vakit kendine gelir inşallah. Çok korktuk Kulina. Kim o kadın? Biliyor musun? Onu mavi ormandan Şoker getirdi. Of Orfo, sorma. O benim ikiz kardeşim. Ne? İkiz kardeşin mi? Seni bulmak için dünyaya gittiler Kulina. Ne? Dünyaya mı gittiler? Evet. Olamaz. Ay, ne yapacağız? Hadi diyorum. Beni daha fazla uğraştırmayın. Nerede Kulina? Buranın altın üstüne getiririm. Buradayım Sulina. Bu an için, bu hesaplaşma için tam 400 senedir bekliyordum. Kulina! Kozlarınız oyuncak mahallesinde paylaşsaydınız. İkisini birbirine düşürdüm. Yaşasın! Bu işten engelli ben çıkacağım. Bana yaptıkların hesabını vereceksin Sulina. Saçmalama Sulina. Kurtul artık bu saçma kilinden. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme. Bakıyorum da eskisinden daha güçlüsün. Ay delirmiş bunlar. Ay ne yapsak? Sakin olmakmış. Bence biz bu işe hiç karışmayalım. Yeter artık kes. Senin aklın başında değil. Evet. Aklım başımda değil ama senin yaptıkların yüzünden. Hala kendini bu yalanlarla kandırıyorsun. Öyle değil mi Sulina? Ay yeter artık canım. Koca koca kadınlar neyi paylaşamıyorsunuz? Otur bir insan gibi konuşsanıza. Kafam şişti, kocaman oldu vallahi. Peki tamam Sulina. Ne istersen yap. Sana karşılık vermeyeceğim. Ne o? Korktun mu? Bilirsin. Ben hiçbir şeyden korkmam Sulina. Bakın böyle şiddetle birbirinize zarar vererek hiçbir şey çözemezsiniz. Üstelik siz kardeşsiniz. Ay neyi paylaşamıyorsunuz anlamadım ki canım. O benim sevgilim elimden aldı. Ne oluyor burada? Anlamadım ki. Kadın milleti değil mi? Kavga ederken bile muhabbete dalıyorlar. Bir kahve falı bakmadıkları eksikti. Hadi Sulina. Hakkından gel şu Kulina'nın. Hala hayal dünyasında yaşıyorsun. O hiçbir zaman senin sevgilin olmadı. Benim yerime geçip onu kandırmaya çalıştın.
buna rağmen kardeşim olduğun için sesimi çıkarmadım. Acımı içime gömdüm ve geri çekildim. Ancak o gerçeği anlayınca sana çok kızdı. Sen de bu yüzden Mavi Orman'a kaçtın. Hayır sus! Yalan söylüyorsun! Ben seni her zaman sevdim. Arkandan Mavi Orman'a gelip geri dönmen için az mı yalvardım Sulina? Bak görüyor musun? Et tırnaktan ayrılır mı kardeş işte. Peri annem en çok seni sevdi. Periler Akademisi'ndeki öğretmenlerdi. Son olarak aşık olduğum adam seni tercih edince ne yapacağımı şaşırdım. Sen her zaman ön plandaydın Kulina, her zaman. Ah Sulina. Bana acımana gerek yok. Mavi Orman'a geri dönüyorum. Artık başka yerde yaşamam imkan yok Kulina. Oyuncaklar Dünyası'nın yönetimini ele geçiriyor muyuz Sulina? Ama yönetim ben böyle ele geçiremem ki. Hareket edemiyorum ama. Böyle daha Sulina, güzel oldu. Ayıp oluyor. Hoşça kal Sulina. Seni sevdiğimi sakın unutma. Hoşça kal Kulina. Bu iş burada bitmez Kulina. Zamanı gelince göreceksin. Ay galiba tansiyonum çıktı. Ben hiç iyi değilim. Gel hadi ilacını iç. Hadi. Sulina! Ay. Sulina! Nana! Bostan korkuluğum muyum ben burada ya? Bari benim, bari ormandaki bostana dikin. Hoş geldiniz. Yaşasın işte geldik. Canım. Alo tatiliniz yarım kaldı. Bu ne sevinç. Otel odasında Özge'den kaçma imkan yoktu. Hep ders çalıştık ya. Olsun. Aman Allah'ım, bitir mi başıma gelenler? Tamam hayatım, geldik işte. Sakin ol. Anneciğim gel şuraya uzan. Gel nana. Ay. Basma. Çok özür dilerim. Ay evladım çok geçmiş olsun, çok. Geçmiş olsun. Ben hep böyle yatacak mıyım ya? Kırık yok değil mi evladım? Hayır, çatlamış. 15-20 gün altıda kalacakmış. Bir su getir nana. Tamam. Ya Volkan birazdan gelecek, şirkete gitmemiz lazım. Çok işim var. Hadi evladım sen bak işine. Simge'yi merak etme. Hayatım gelirken bana bol bol dergi, DVD, film falan al. Canım sıkılır benim. Peki canım. Hadi iyi bakın kendinize. Güle güle ya. Hadi bir söz söyleyelim. Pizza mı? Bıktık vallahi pizzadan artık. Şaka gibi. Siz yemezseniz yemeyin. Ben yiyeceğim. Ne dikilip duruyorsunuz öyle başımda kazık gibi ya? Bana portakal suyu getirin. Of. Kumanda nerede? Kumandayı verin. Ayağımın altına bir yastık daha koyun. Ay! Çıldıracağım vallahi şurada. İçime fenalık bastı. Afakanlar geldi. Nerede kaldın Volkan? Hadi çok işimiz var. Gelebildiğim kadar hızlı geldim Hakan. Eskizler, fotoğraflar hepsi tamam mı? Tamam. Neyse ki kısa süre kalmamıza rağmen toparladık. Olmazsa ben yine bir ara gider, eksik bir şey kalmışsa tamamlarım. Projeyi tamamlayıp hemen bir toplantı yapalım. Simge nasıl oldu? Sorma, bir kapris. Bizde yatıyor. Allah Nana ile Makbuş'un yardımcısı olsun. Merve yola çıkmadı mı seninle? Arka arkaya gelirdiniz işte. Çıkarken odasına uğradım. Kapıyı bile açmadı. Herhalde Robin'den ayrılamadı. Robin de kim? Kim olacak? Erkek arkadaşı herhalde. Bütün gece odasından sesler gelip durdu zaten. Ne yani? Onun odasını mı dinledin? Hayır canım. Sürekli yapma Robin. Dur Robin. Sakin ol Robin. Sabaha kadar uyuyamadım. Heyecanlı bir yabancı herhalde. Vallahi. Öf ya. Bu televizyonda da hiçbir şey yok yani. Bu evde de kimse benimle ilgilenmiyor ya. Allah Allah ya. Hadi çabuk olun, bir portakal suyu istedim, hala gelmedi. Of ya, nerede kaldın? Ver. Ay bu çok ekşi. Al git çabuk şunu, yedisini sık getir bana. Hayır, benim arabam bomboş. Tutturdu kendi arabamla geleceğim diye. Odadan da çıkmadılar. Göremedik şu Robin'i. Aman Volkan, bekar kız. Taktın sen de, ne yaparsa yapar. Yapar da. Yani ben merak Robin, ettim sadece. Oğlum Robin yapma, yavaş o. Nihayet göreceğim. Bak görüyor musun, buraya da getirmiş. Robin. Robin oğlum. Robin bu mu? Evet, çok şeker değil mi?
Çok şeker, çok. Ay canım benim. Tam benim karakterimi yansıtıyor biliyor musun? Ne söylesem de dinliyor. Yerim ben seni. Hakan. Onur geldi. Gelen pizzacı değil mi? Bu ne samimiyet böyle? Elmalarım var, güzel sulu elmalarım var. Küçük kız, elma ister misin? Teşekkür ederim ama yabancılardan bir şey kabul edemem. Ama bak ne kadar güzel. Kıvıklarımızı sulu, kütür kütür şeker gibi. Hadi al. Şimdi cüceleri de şu elmayı ısır artık. Bak sabrım taşmaya başladı. Yemeyin. Ay yemeyin salaklar, yemeyin. Salaklar, salaklar, salaklar. Yemeyin dedim size o kadar. Çekin şimdi cezanızı, hiç uğraşamam sizinle. Yürü. Pamuk prensesim. Yo, tam zamanında geldim. Artık kimse bize karışamaz. Küçük hanım, alacak mısın artık pizzayı? Kızım hadi pizzayı alıp girsene içeri. İzin gününüz ne zaman acaba? Hayırdır? Ne bileyim, sinemaya falan giderdik belki. Belki gideriz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi yukarıda yiyelim. Yağmur'un sana olan ilgisini fark etmişsindir herhalde. Evet, çok şeker bir çocuk. Onun kalbini kırmadan bu işten nasıl sıyrılacağımı inanın ki bilmiyorum. Ben biliyorum. Seni arayacağım, tamam mı? Sağ ol. Görüşürüz. Şurada ölsem kimsenin umurunda değilim ha. Herkes kendi havasında. Bir şey mi istedin kızım? Açlıktan gebermek üzereyim. Hiç sormuyorsunuz ki aç mısın tok musun diye. Bir dilim pizza getireyim mi? Ay istemem. Benim canım börek istiyor Makbule Hanım. Börek mi? Yok yok. Mantı yap sen bana. Benim canım mantı istiyor. Yok daha neler. Mantı da istemiyorum. Ay ben ne istediğimi bilmiyorum ya. Of. Canım çok sıkılıyor. Makbule Hanım en iyisi sen bana sütlaç yap. Hadi makbuş fikrini değiştirmeden mutfağa girelim. Yandık ki ne yandık. Uf be. Çok sıkıldım ben. Bir şey de yok deriz orada. Seni gidi Robin seni. Sabaha kadar uyutmadın beni. Aa niyeymiş o? Canım bir boğuşma sesi, bir gürültü, patırtı. Erkek arkadaşının çok hareketli olduğunu düşünmüştüm. Sen Robin'i benim erkek arkadaşım mı sandın? Ne bileyim ben. Hiç avlama sesi gelmedi ki. Sadece senin sesini duydum. O kadar ne yabardıysan. Bak ne kadar ıslı, cici bir köpek. Sen böyle durduğuna bakma, ne kuduruktur o. Ya canım, bence abartıyorsun. Cici köpek, gel bakalım seni biraz seveyim. Ben bu filmlerin hepsini seyrettim Hakan. Tamam canım, yarın yenileriyle değiştiririm o zaman. Ben kurabiye yemiyorum, bilmiyor musun?
Al şunu çabuk geri götür. Cipsleri ver bana. Ver ver, ver cipsi ver. Simge. Nakla Hanım. İki saatte bir sütlacı yapamadın mı? Buyurun efendim, buyurun getirdim. Ver. Ay güzel olmuş, fena değil. Afiyet olsun. Ay ben bu sayısını okumuştum bu derginin Hakan ya. Of ya of. Of. Ne oldu? Şeytan diyor, bir kaşık su da bo. Bu 20 gün nasıl geçecek Makbuş? Aman kızım, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir tabak versene şuradan. Hayır Hakan nasıl katlanıyor anlamıyorum gerçekten. Allah ona da peygamber sabrı vermiş. Tövbe estağfurullah. Hadi kızım şunu götür de bağırıp durmasın gene. Ay ben bunu istemiyorum. Şimdi sütlacın yanında bu olur mu? Nanacığım bana verin. Ellerine sağlık, harika olmuş. Afiyet olsun. Hakan'cığım, yastık ayağımın altından kaymış. Biraz düzeltir misin şunu canım? Düzelt. Şöyle, tamam oldu. Merhaba. Yağmur. Efendim nana. Gel bak kim geldi. Merhaba. Merhaba. Sizi uğrayıp işten ayrılacağımı haber vermek istedim. Öyle mi? Bundan sonra siparişlerinizi kız arkadaşım getirecek. Arkadaşım mı? Bravo. Benim çok güzel değil bravo mi? Bravo. Bravo. Çok yakışıyorlar. Yaşı küçük çabuk atlatacaktır. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neler oluyor? Bir şey yok. Sadece küçük bir aşk acısı. Kim, sen mi aşık oldun? Yağmur. Ama artık geçti sanırım. Bu yaşta aşk mı olurmuş canım? Aşkın yaşı olmaz sevgilim. Hadi şu ayağımın altına bir yastıktan koy aşkım. Hadi. Hadi. Özge nerede? O çoktan uyudu yan odada. Çok üzgün olduğunu biliyorum Yağmurcuğum. Hayır, aslında o kadar üzgün değilim. Başkasını seviyorsa kendi bilir. Ama benim büyüyünceye kadar bekleyecek. Büyüyünceye kadar senin karşına pek çok kişi çıkacak Yağmurcuğum. Hem Hulusi beni ondan daha çok seviyor. Hı? Bak bu doğru işte. Sevgi çok güzel bir şey. Bunu hissetmen de çok güzel. Ya öyle değil mi?
mı? Bence sevmekten hiçbir zaman utanmamalısın. Hem biliyor musun, ben en çok neden insan olmak istedim? Neden? Aşık olup sevebilmek için. Gerçekten mi? Evet bir tanem. O yüzden hiçbir zaman sevmekten korkma ve utanma. Ama bir de sana uygun birini bulursan süper olur. İyi geceler canım. Sana.